Evet arkadaşlar, şu an soru çözümleri tekrar birlikteyiz. Sorumuza bakalım. Şekilde verilen KOL yolundan K noktasından başlayan bir koşucu L noktasının bitişini sonlandırmaktadır. Buna göre koşucunun yol boyunca yaptığı yer değiştirme kaç metreydi? Yer değiştirme neydi sevgili arkadaşlar? Son konumla ilk konum arasındaki yönlü mesafe. O zaman KL arasındaki mesafeyi üçgenleme yöntemiyle 300, 400, 500'den ne oluyor? Cevabımız E şıkkıdır. Bir başka soru. Şekilde verilen KOL yolundan K noktasından harekete başlayan bir koşucu L noktasında bitişini sonlandırmaktadır. Buna göre koşucunun yol boyunca aldığı yol kaç metredir? Evet arkadaşlar, bize yolu soruyor. Yol dediğimiz skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla toplam uzunluğa bakarsak 6, 8 daha cevabımız C şıkkı olan 14. Bir başka soru arkadaşlar. Bir otomobil belli bir yolun 20 saniye süreyle 10 metrelik yolu sabit hızla alıyor. Bu otomobilin 20 saniyelik süre içinde hızı neydi? Evet arkadaşlar, burada neye bakacağız? Yolun ne kadarlık aldığı yolun geçen süreye bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bize hızı sorduğu için 20 ile 10'u çarpıyoruz. 200 ve 20'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan da C şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet, diğer bir sorumuz. Bir otomobil 10 saniye süreyle 20 metre bölü saniye, 20 saniye süreyle 10 metre bölü saniyelik sabit hızda yol alıyor. Bu otomobilin 30 saniyelik süre içinde gerçekleşen sürati nedir? Buraya bakacak olursak yine 10 ile 20'yi çarpıyoruz. 200, diğeri çarpıyoruz. 200, toplam 400. 400 bölü 30'da arkadaşlar cevap Denizli'de olan 40 bölü 3'tür. Diğer bir sorumuza bakalım. Sokakta yürüyüş yapan Ahmet K noktasından L noktasına 9 saniyede varıyor. Buna göre 9 saniyelik zaman diliminde Ahmet'in ortalama hızı kaçtır? Evet arkadaşlar, KL arası dediği için 30'dan 12'yi çıkarıyoruz, 18. Geçen süremiz 9 olduğu için cevabımız buradan ne oluyor? 2 olan B şıkkıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Konum zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket eden bir araç 0 ila 30 saniye zaman aralığında konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hareketinin bu zaman aralığında yapmış olduğu yer değiştirme kaç santimetredir arkadaşlar? Şimdi bakacak olursam 30. saniyede nedir arkadaşlar? 0 olarak gelmiş konumu. İlk konumum benim 10'du. Bakıyorum arkadaşlar, o 0 eksi eksi 10'dan cevabımız A şıkkı olan 10'dur. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Konum zaman grafiği verilen bir hareketlinin 0 ila 15 saniye aralığında ortalama hızı kaçtır diyor. Ortalama hızı sorduğu için arkadaşlar buradaki ifadenin eğimine bakacağız. 30 bölü 15'ten cevabımız 2. Yani Bursa. Bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 20 saniye içindeki yer değiştirmesi kaç metredir? Evet arkadaşlar, alan hesabına bakacağız. İlkinin alanı 40. İkincinin alanı arkadaşlar eksi 20. Toplam yer değiştirmemiz ne oluyor? 5 olan 20 oluyor sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Bir yolda 40 metre bölü saniyelik hızla gitmekte olan bir araç 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşlıyor. Bu araç duruncaya dek kaç metre yol alır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 40 olan bir hızı olan bir araç 4 ile yavaşlıyorsa elde eden süremiz arkadaşlar 10 saniyedir. Peki grafiğin altındaki alanda 40 çarpı 10 bölü 2'den cevabımız Bursa olan 200'dür. Diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? Sürtünme kuvvetinin ifadelerine bakacağız. 1. Temas yüzeyinin büyüklüğüne. Evet arkadaşlar, temas yüzeyinin büyüklüğüne bağlı değildir. 2. Temas eden yüzeyin cinsine. Evet, yüzeyin cinsi sürtünme kat sayısını ifade eder. Bu doğru bir ifadedir. Yüzeyi etki eden dik kuvvet. Bu dik kuvvet arkadaşlar bize tepki kuvvetini oluşturuyor. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla cevabımız Denizli olan 2 ve 3'tür diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda 20 Newton'luk kuvvet etkisinde çekilen 2 kilogramlık kütle gösterilmiştir. Buna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diyoruz. Arkadaşlar, formülümüz F eşittir ma'dan yapılıyor. Formülde uygun yerlerine işlemleri, rakamları koyduktan sonra cevabımız B olan 10 cevabı oluyor. Evet. Diğer bir sorumuz. Sürtünmesiz bir ortamda cismi etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre cismi etki eden net kuvvet kaçtır? Evet, sağ tarafa kaç çekiliyor arkadaşlar? 30. Sol tarafa 5. Aradaki fark ne kadar? 25 olan cevabımız E şıkkıdır. Bir başka soruya bakalım.
Şekildeki sistemde sürtünmeler önemsizdir. K cismi 10 Newton'luk yatay kuvvetle itilerek sistem hareket ettiriliyor. Buna göre sistemin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? F eşittir M toplam çarpı A bağıntısından yerini yazıyoruz bütün işlemleri, rakamları. Dolayısıyla buradan cevabımız B olan 2 rakamı çıkıyor karşımıza. Evet. Başka bir sorumuza bakalım. 2 kilogramlık bir takozla yatay düzlemde sabit hızla hareket ettiriliyor. Buna göre cisme etkileyen sürtünme kat sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi demek bu cismin net kuvvetinin sıfır olduğu anlamına gelir. 20 o tarafa gidiyorsa geri tarafa da sürtünme kuvveti 20 Newton'luk bir kuvvet etki edecektir. Dolayısıyla F sürtünme K çarpı N bağıntısını yazarsak sevgili arkadaşlar buradan cevabımız 1 olan A şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar. Soru çözümleriniz bitmiştir. Dinlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.